Burada bir tüp kalamarım var. 300 gram da bizim ekibin daha evvelden temizlediği karideslerim var. Orta boy diyebiliriz. Çimçimden birazcık büyük. Kalamarı da bir akşam evvelden biz sodaya bir şişe soda, bir çay kaşığı da karbonat ekledik. Bunu niçin yaptık? Hani böyle bazen yersiniz böyle lastik gibi olur kalamar. Onun engellenmesi için karbonat ve soda aklınızda olsun. Her türlü et içinde aslında kırmızı ette de gayet iyi işleyen bir yöntem. Şimdi bunu yalnız temizlemek lazım. Aksi takdirde karbonat eğer etin üstüne kalırsa kötü bir acılık veriyor. Onun için süzgecimin içine, üstüne direkt koyuyorum ve akan suda ova ova temizliyorum. Evet. Kalamarımın önce fazla sularını bir parça alıyorum. Çünkü marine ederken ne de olsa hani fazla su onun iyice içine nüfuz etmesini engelleyecek. Ortadan kesiyorum. Bir de içinde hafif böyle ince bir gömlek tabakası olabiliyor. Ben epeyce temizledim. O yüzden böyle bazen parça parça, son kalan böyle birkaç parça var. Onları da böyle bıçakla alabilirsiniz. Bu fazlalıkları da aldıktan sonra bir daha kuruluyorum içine bu sefer. Sonra şöyle 3 parçaya ayırıyorum ve çapraz çapraz neredeyse yarısına kadar çizikler atıyorum. Kalamarlarımı ve karidesimi içine boşaltıyorum ve bu sosun yaklaşık yarısını içine döküyorum. Karıştırıp buna bir de küçük bir dokunuş, ama bu sefer bizim yerel tadımız, bir tatlı kaşığı köfte baharı. Mis gibi kokuyor. İçinde böyle çok azıcık tarçın da var. Geliyor bir taraftan. Bir parça da karabiber ekliyorum. Kalamarlarım burada birazcık dinlenirken ben de salatama geçebilirim. Memleketimizin en lezzetli nimetlerinden bir tanesi olan erişteyi bu güzel kalamar karidesle buluşturmak istiyorum. Böyle makarna gibi düşünülen ama makarnadan bence çok daha üstün özellikleri olan bir malzeme. Yaklaşık böyle 1 bardak erişte koyuyorum. Onu çok az haşlayacağım. Böyle 2 dakika, 2,5 dakika haşlayıp hemen alacağım. O bir taraftan haşlanırken ben de ocağımın altını açıyorum. Bir parçacık yağ koyuyorum. Zaten sosumda yağ olduğu için çok azıcık ekledim. Teker teker kalamar ve karidesleri içine ekliyorum. Şimdi kalamarın yapısı itibariyle böyle koyduktan bir süre sonra hemen böyle bükülecekler. Daha da güzel gözükecek. O yüzden baklavaları tavanın yüzeyine doğru yerleştiriyorum. Şimdi böyle çevirdiğim anda dönecek. Böyle kenarları bir parça karamelize olup kahverengileşince tamamdır. Kalamarlarım tamam. Hızlıca kenara alıp karideslerimi ekliyorum. Ocağımı en harlıda açıyorum. Bu bir taraftan olurken 3 tane de soğanı yine salatadaki gibi kalın kalın kesiyorum. Bu baş kısımlarını ortadan bir kere daha ayırıyorum. Karidesim olmak üzereyken en son onları atacağım. Karidesleri de çok fazla pişirmemeniz lazım. Onlar da aynı kalamar gibi lastikleşir. Onun için dikkatlice böyle metali tavaya değdirmeden karideslerimi alıyorum. Şimdi bu kalan sosu da bir parça pişireceğim. Aslında eriştenin bir kısmını böyle İtalyanların risottosu gibi pişirmek istiyorum. Böyle bir parça sos renk değiştirince eriştenin kalan suyundan alıyorum. Burada şimdi tavanın bütün lezzeti gizli. Onu kenara alacağım. Daha sonra eriştenin böyle yarı pişmiş halinde bir parça kızarttıktan sonra tavada bu suyu da ekleyip iyice açılmasını öyle sağlayacağım. Soğanlarımı azıcık öldürüyorum. Ve o kızarma esnasında hafif hala sert olacaklar. İkinci açmasında bu lezzetli suyla, yani içine alacağım suyun bu güzel kalamarların sosu olsun istiyorum. Soğanlar da böyle olduklarından daha da yeşil oldular. Onları da kenara alıyorum. Ve bu kızgın tavama artık eriştelerimi böyle yarı pişmiş, yaklaşık 2-2,5 dakika pişmiş, hala benlikleri gayet yerinde olan eriştelerimi atıyorum. Şimdi eriştelerim halen sert. Buharlı ateşte böyle birazcık yapınca böyle bakın güzelce kızarmaya başlıyor kenarları. Bir parça zeytinyağı ekliyorum azıcık ki tekrardan canlansınlar. Böyle taneler tek tek ayrılıp rengi de bir parça kahverengileşince eriştenin sosunu koyma zamanı gelmiş demektir. Şimdi şar diye bir ses gelecek. Bu basit işlemin eriştenin tadını ne kadar değiştirdiğini size anlatamam. Şimdi artık geri kalan bütün güzellikleri de içerisine döküyorum. Bizim ekibe artık bunu servis etme zamanıdır. Tam servis ederken üstüne bir parça kişniş, bir parça da limon sıktınız mı yemede yanında yat olacak.